Merhaba arkadaşlar, bu videoda size çoklu doğrusal regresyonda en iyi modeli seçmek için forward metodunu anlatacağım. Bu videoda forward kelimesi yerine ileriye doğru seçim diyeceğim. İleriye doğru seçim metodunda bir açıklayıcı değişkenden başlanır ve tek tek sırasıyla açıklayıcı değişkenler modele dahil edilir. Hangi değişkenin modele ekleneceğini karar vermek için kısmi f değeri kullanılır. Eğer bir açıklayıcı değişken İstatistiksel olarak anlamlıysa modele dahil edilir. Eğer istatistiksel olarak anlamlı değilse modelden çıkartılır. Bağımlı değişkeni en fazla açıklayan açıklayıcı değişkenin önceliği vardır. Şimdi bu anlattıklarımı SPSS'i kullanarak gösterelim. Verimizde bir tane bağımlı değişken var, oksitleyici. 4 tane açıklayıcı değişken var. En iyi modeli bulmada ileriye doğru seçim metodu için analiz kısmına geliyoruz. Regresyondan lineer kısmına tıklatıyoruz. Oksitleyici bağımlı değişkeni bu kısma, diğer açıklayıcı değişkenleri bu kısma atıyoruz. Daha sonra metot olarak forward metodunu seçiyoruz. OK'yi tıklatıyoruz. Karşımıza tablolarımız geliyor. Verilerimize göre bağımlı değişkeni açıklayan en fazla rüzgar açıklayıcı değişkeni, daha sonra sıcaklık açıklayıcı değişkeni. Model özet tablosuna baktığımız zaman sadece rüzgar açıklayıcı değişkeni modelde bulunduğu zaman R 0.76, R kare 0.58. Eğer rüzgar ve sıcaklık açıklayıcı değişkenleri aynı anda modele girdiği zaman R'miz 0.88, R karemiz 0.77. Yani rüzgar açıklayıcı değişkeni bağımlı değişkeni 158'ini açıklamakta, rüzgar ve sıcaklık açıklayıcı değişkenleri beraber modele girdiği zaman bağımlı değişkeni %77'ini açıklamakta. ANOVA tablosuna baktığımız zaman sadece rüzgar açıklayıcı değişkeni modele girdiği zaman modelin anlamlı olduğunu p değerinin 0.0 olmasından anlıyoruz. Rüzgar ve sıcaklık aynı anda modele girdiği zaman p değeri yine 0.0 istatistiksel olarak anlamlı olduğu modelin ortaya çıkıyor. Katsayılar tablosuna baktığımız zaman sadece rüzgar açıklayıcı değişkeni modelde bulunduğu zaman bu açıklayıcı değişkeni istatistiksel olarak anlamlı çıkıyor ve katsayısı da -0.63 çıkmakta. Rüzgar ve sıcaklık açıklayıcı değişkenleri aynı anda modele girdiği zaman yine bu ikisi istatistiksel olarak anlamlı çıkıyor. Çünkü p değerleri yine 0.0 ve bunların katsayıları -0.427, sıcaklığın katsayısı 0.520. Sabitin p değeri 0.644 olduğu için istatistiksel olarak anlamlı çıkmamakta. Yani modele dahil edilmeyecek. Hariç tuz olan açıklayıcı değişkenlere baktığımız zaman ileri doğru seçim yönteminde her defasında modele bir açıklayıcı değişken ekleniyordu. Ve bu açıklayıcı değişken modele en fazla katkı sağlayan açıklayıcı değişkendi. Birinci modelde sadece rüzgar açıklayıcı değişken modele dahil edildiğinde sıcaklık, nem ve radyasyon modelden hariç tutulmuş oluyor. İkinci modelde ise nem ve radyasyon açıklayıcı değişkenleri modelden hariç tutuluyor. Bu tabloda bize bunları göstermekte.